29 yaşındayım. Ya kendimizi bildik bileli hep hani babadan da öyle gördük. Daha 5-6 yaşlarındayım. Böyle babamın arkasından, şoför koltuğunun arkasından izliyordum. Ne yapıyor? Nasıl vites değiştiriyor? İşte ne bileyim o zamanlardan başladım herhalde. Ya diyordum baba ver arabanın anahtarlarını hani ineyim arabayı çalıştırayım. O bile büyük bir şey geliyordu bana. Yaş ilerledikçe işte araba kaçırmalar başladı. Ne yaptık? Mesela Toros'un bilenler bilir. Merkezi kilit zaten yok. Tofaşlar gibi basmanla değil. Kol var ileri geri ileri aldım bir kilitliyor. Bir yerden misafirlikten geliyorduk. Mesela ben sol arkada mı oturuyorum? O gün sağdan iniyordum. Kapı kilidini dili açık bırakıyordum. Akşam bizimkileri yatırdık mı kardeşimle beraber alıyorduk arabayı. Öyle bir gün tesadüfen kontak buldum. Ya tamir olmuş kontak. Yani çıkartmış bozuk olduğu için büyük ihtimal tamir ettirmiş yedeğe demiş koyayım dursun. Onu buldum şans eseri. İki tane kablosu var zaten bir artı bir eksi. Tuttuk bunu bir akşam işte deneyelim diye kardeşimle evde tornavidalar vesaire onlar da vardı zaten. Bizimkileri yatırdık güzelce telefonlarını da sessiz aldık. İndik arabaya. Tornavidayla zaten iki tane üç tane vida tutuyordu. Alttan söktük. Kontağın hiç şeyini falan çıkartmadan soketleri çıkartıp bizim kendi kontağımıza takıyorduk. Gece beğenel minel geziyorduk. Hiç unutmuyorum mesela 3600 liraya 88 model Şahin aldım. O da nasıl oldu? Ya baba ben araba alacağım. İyi tamam alalım. Ben 131 istiyorum. Ya dedi ne 131'i dedi ya. Kaç para var bu kadar? Yeni kasa dedi Şahin alalım. Param 87 model 131'e yetiyor. Hem de böyle ok gibi 131'e binerdim o zamanlar için. Ne oldu? 88 model yeni kasa aldık. Biraz bitikti yani araba. E ne oldu? Bindik yani. İlk araba hevesimizi öyle bir arabada attık. İşte bir modelli araba hevesine düştük. Bak gene söylüyorum. Şimdiki nesil binemez yani. O paralara ya mesela ben 31.250 liraya 2016 senesinde 2013 model Semmol almışım. Şimdiki nesil yani bugün 90 model Şahin'i parasını bir araya getirecek de kredi çekecek bilmem. Benim o aldığım para da mesela hiç kendi param yoktu. 31.250 liraya gittik. Full krediyle araba aldık. 2013 model arabaya bindim ben. O arabada mesela air vardı kardeşim. Jant vardı. Ama emin ol yani bugün 45 yaşında arabanın yapmış olduğu o ambiyansı mı diyeyim artık, o şekli mi diyeyim, verdiği keyif mi diyeyim, yapamaz abi. Ya bugün çıkıyoruz mesela, ne bileyim yolda, trafikte, teyzeler, amcalar böyle yüzleri gülüyor ya. Hep bunu mesela başka bir, ya bindik hep bindik. Ne bileyim egzozu olur bakar. Eğir vardır indirirsin yere sürter, bakar adam ama sade bakar yani. Ya biz ne bileyim bir müziğimizi böyle yavaş yavaş açıp yanlarından geçtik. İnsanların gülümsemesi yetiyor. Ya kimi durduruyor işte kaç model diyor soruyor. Zaten genelde orada bir de bundan bizde vardıcılar var. Bundan bizde vardı. Şimdi kiminin gelin arabası olmuş. Kimi kız kaçırmış. Kiminin mesela babası soruyoruz şimdi arkadaşlarımızın anneleri de öyle diyor çoğunlukla. Ya işte diyor ki mesela yağmurlu, havanın yağmurlu olduğu günlerde diyor babam bizi diyor okula götürüp getiriyordu diyor. Mesela arkadaşımızın annesi 124 topladık ona da. E şimdi ilk sahipleri mesela kadının torunu var. Torunu okula gidip gelecek artık o arabayla. Mesela o arabanın kıymetini, değerini varın siz düşünün. Abi insanlar birkaç saniyeliğine de olsa mesela durakta otobüs bekleyen amca. Ya böyle önünden geçerken ya adamın o birkaç saniyelik gülümsemesi biz adamı 30 yıl, 40 yıl, belki 50 yıl demeyeyim de daha 50 yaşına gelmediler. Hani 30 yıl, 40 yılı geriye götürüyoruz. Ya ben
Bilmiyorum abi. Yani insanlar birkaç saniyeliğine mutlu etmemiz yetiyor yani. Bizim bir Instagram sosyal medya sayfamız var. Murat124131 Bursa olarak. Biz bu arabalarla işte şu an 17 aktif aracız. Hatta 18 olduk. Mesela Mehmet diye bir arkadaşımız var. Polosu vardı. Ben bu arabayı aldım 4 sene oluyor. Sürekli benimle hani makara yapıyordu. İşte hurda sen, hurdacılar. Hurdacıların başkanı oldum gruptan dolayı vesaire. Sadece geçtiğimiz yazın başında Bilecik Pelitözü'ne kampa gittik. Ortalama yine 7-8 araba falandık. Tabii bizim etkinliklerimize dışarıdan, yani arabası olsun olmasın gelmek isteyen herkese, arabalarımıza yer varsa mutlaka götürüyoruz zaten. Arkadaşımız da geldi. Kendisi güzel bir insandır. Kamp dönüşü bu adama biz o Polo'yu sattırıp 81 model 131 aldırdık. Mesela yani bugün ben 131'e binmem. İşte eski araba bilmem ne araba, hani 131 için konuşmuyorum yani, çok güzel, çok klasik, çok değerli klasikler de var. Ama ben eski arabaya binmem diyen adamı bir kampa bakar yani. Bir kamp gidelim gelelim, ondan sonra sahibinden de sarı sitede, telif yemeyelim, sarı sitede araba aramaya başlar. Ben kendimi etiketçi olarak görmüyorum. Niye görmüyorum? Bu işi yıllardır hakkıyla yapan, yani abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Abi adamlar orijinal parça topluyorlar, takıntı haline getirmişler. Biz etiketçi değiliz. Yani ne bileyim, ben kendimi layık görmüyorum etiketçi olmaya. Çünkü ya biz işin keyif kısmındayız. Ve ben mesela gerçekten emek harcanmış arabalar gördüğüm zaman ya mutlu oluyorum. Senin araban olabilir, ötekinin arabası olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi bizim arabalarımız yani zamanın, teknolojisinin el verdiği şekilde üretilmiş arabalar. Abi adam zamanında Tofaş 0 çıkartmış, arka cam kelebeğine yazmış mesela. Çürümeye karşı 3 yıl garanti. Yani 0 arabaya bugün örnek veriyorum, Fiat'ın ne arabası var? En bilindik Egea. Egea'nın 3 sene çürüme garantisi olduğunu düşünsenize mesela. 3 sene sonra çürüyecek araba. Yağmurda binmemeye çalışıyoruz. Sürekli yani temiz tutuyoruz arabalarımızı ama genelde bu silmeyle oluyor. Eşim çok kıskanır bu yüzden. Aman işte orasını sileyim, burasını sileyim, köye giderim. Buradan temiz arabayla köye giderim, köyde üstünü kapatmadan hemen silerim. Çıkartırım, temiz Bursa'ya gelirim, tekrar geri köyden. Burada silerim. Eşim bu yüzden kıskanıyor mesela ama bu da sonuçta yani benim iki tane oğlum var, ellerinizden öper. İki oğlumdan yani üçüncüsü, öyle söyleyeyim. Yani bu da aileden biri. Yani çocuklarım mesela büyük 4 yaşında, gözünü açtığından beri hemen hemen bu araba var yani. Sürekli sağa sola her yere bu arabayla gidiyoruz. Artık onların da yani hayatlarının bir parçası oldu. Mesela 4 yaşında çocuk araba satmaktan, satılmasından ne anlar? Hatta küçüğü de aynı şekilde. Ya biri kalkıp arabayı alacağız biz, İşte baban satıyor falan dediği zaman mesela cinnet geçiriyor çocuk. Ya bilmiyorum yani, Allah sattırmasın ama bir gün satmak zorunda kalırsak nasıl ayrılacağız? Hadi kendimizi ikna edeceğiz, çocukları nasıl ikna edeceğiz? Hiç gönlümüz el vermez yani. TİKOT adı altında Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği var. Türkiye'de bize sahip çıkan tek dernek. Çok güzel bir dernek, çok kıymetli insanlar var. Yani Türkiye'nin 81 ilinden 77-83 model yılları arasında aracı olan herkes buraya üye olabilir. Yani çok kaliteli zaman geçirdiğimiz, güzel etkinlikleri olan aktif bir grup. Yani biz kendimizi podyumcu olarak tarif edeyim grup içerisinde. Abi temizleriz arabalarımızı, silikonumuzu çekeriz. Ortak bir noktada buluşuruz. Açarız müziğimizi, ele bir de hava yaz ayıysa, hava sıcaksa. Bir mekan belirleriz. Mesela kaç kilometre gittik? Buradan 5 kilometre gittik. Ya o 5 kilometre bizim bitmesin deriz ya. Hani her zaman söylüyorum zaten ben. Biz bir yere varmayı değil, yolda olmayı seviyoruz. Çıkarız Baba Cadde'ye, sağdan ikinci vites, üçüncü vites, dört yok. Dördüncü vitesi körelttik Tornacı'da. Dört yok. İki, üç. O şekilde çayımızı, kahvemizi içeriz.
Eğlencemizi yaparız, muhabbetimizi yaparız, dekorumuzu yaparız. Bizim en büyük motivasyonumuz, en büyük sosyalleşmemiz yani. Depremden bir gün önce, hatta şöyle söyleyeyim, yol vesaire de var. İki gün önce biz Malatya'daydık. Mehmet, Oktay, Aytaf Bros kardeşlere 131 almaya gittik. Öncesinde tanıyorduk zaten aracı sahiplerini de. Onlar da çok güzel kardeşlerimiz yani, buradan onlara da selam söylüyorum. 10 numara ağırladılar bizi. Neyse biz bindik uçağa. Ya var işte, her işte bir hayır var. Abi uçağa bindik. Ya bir uçağa bir kere binersin, uçak kalkar, varacağı şehre iner. Biz 7 kere kalktı uçak, 8 kere indi. Nasıl oldu? İstanbul'dan Malatya'ya gitti. Havaalanına inemiyor. Rüzgar arkasına alıyormuş vesaire, bir şeyler anlattılar işte oradaki personel. İniş yapamıyoruz. 3 kere inmeye denedi. İniyoruz. Tam lastikler yere değecek, tekrar kalkıyoruz. İniyoruz, tam lastikler değecek, Adana'ya indi uçak. Yakıtı da bitti zaten. Ya bizim 1,5 saatlik uçuşumuz 6 saat falan buldu. Yakıt ikmali yapıldı, bilmem ne yapıldı. Ondan sonra tekrar kalktık. Gene inemedik. Hani biz diyoruz artık gidelim bari. Arabadan da vazgeçtik. Çocuğa mesaj atıyorum. Abi diyor, ben diyor sizi görüyorum. Havaalanına karşılamaya geldiğinizi. Sizi görüyorum abi diyor. Dedim bak, biz dedim Adana'dayız. Uçak kalkacak. Bir sonraki dedim mesajı ya Malatya'dan atarım, hani bak biz indik zaten görüyor, ya da biz İstanbul'a geldik kardeşim, hakkını helal et yani, yapacak bir şeyimiz yok, uçak inmiyor. İyice gerildik, kimin resmi iş yapmaya gelmiş, kiminin cenazesi var, uçakta da var bir gerginlik yolcular arasında falan. Tekrar Adana'dan kalktı, bir daha inemedi Malatya'ya, biz dedik artık İstanbul'a dönüyor, Elazığ'a indik. Elazığ'dan otobüsle götürdüler bizi. Geldiler bizi karşılamaya. Yemeğimizi yedik, sohbetimizi, muhabbetimizi. Tabii o gün satış alamayacağız. Ertesine kaldı bizim işimiz. Ertesi gün sabah kalktık. Bizi ağırladılar gene kendi evlerinde. Sabah kalktık. Noterden satışımızı yaptık. Yola çıktık. Biz öncesinde dediler ki abi arabanın kaloriferi yok. Dedik sıkıntı yok, gençlik var ya, ne bileyim. Geliriz dedik ya. Hani motorun sıcaklığı yeter gibilerinden düşünüyoruz. Ama arabada hiç kalorifer kazanı yok. Neyse baba, biz çıktık yola. Saat 1 falan. Havada güneşli zaten. Artık akşam üstüne doğru hava soğumaya başladı. Kayseri'ye yaklaştık. Dedik biz böyle gidemeyiz. Ya bu arabaya kalorifer taktıracağız. Ya da ya zaten kar yağıyor. Dışarısı soğuk. Bakıyoruz şimdi Bursa'ya doğru. Sivrihisar'da diyorlar yol kapandı bilmem ne. Ya diyoruz biz hani yol kapansa kalsa orada ne yapacağız? Kaloriferimiz çalışmıyor bir şey. Hani biz arabanın çalışıp çalışmamasını geçtik. Millet diyor siz manyak mısınız mesela? O kadar yol gidilir mi? Biz gideriz abi. Sen bugün nasıl dediğinin, ne bileyim babanın hikayelerini anlattığı zaman dinliyorsun. Ya ayıp ediyorsun. Ya o adam onları yaşayamasaydı, o maceralara atılmasaydı mesela, sana ne anlatacaktı? Sen şimdi korkuyorsun ya, öyle olur mu böyle olur mu? Sen ne anlatacaksın çoluğuna çocuğuna torununa? Ya bizim çok şükür var, hikaye bol bizde. Yaklaştık artık Kayseri'ye, biz dedik yani ya bu arabaya Kayseri'de kalorifer kazanı taktıracağız. Bu sefer işte su boruları vesaire oralarda kurcalanacak. Arabanın gaz ayarı mazayarı da kaçacak. Daha bir dünya yolumuz var. Ondan da geçtik. Hadi diyoruz bu gece burada kalalım. Sabah yola devam edelim. E sabah da gene yani yarın da soğuk olacak. Aklımıza geldi işte zamanında arkadaşın dedesinin yaşamış olduğu maceranın bir anısı, anlatmış torununa. O kalmış aklımda. Abi dedi zamanında dedi, dedem dedi benim dedi Uludağ dedi taksici bunlar. Dededen taksici. Uludağ dedi çıktıkları zaman dedi gece dedi orada arabayı çalıştırmıyorlarmış dedi. Bir tane dedi piknik tüpü üstünde dedi onun nasıl diyeyim yansıtıcısı mı diyeyim artık böyle alev veriyor. Onları dedi sabaha yapıyorlarmış. Dedim doğru, benim dedem de dedim kamyonla falan gittiği zaman o şekilde dedim yolda ısınıyorlarmış. Kalorifer falan yok ki o zamanki arabalarla. Yarım saat vardı işte, hemen Google'dan baktım Kayseri'de tüpçülere, bulduk bir yer. Neyse abi selamünaleyküm, aleykümselam. Dedik biz böyle böyle yola gideceğiz. Arabamızın kaloriferi çalışmıyor. Hani bu aklımıza geldi. Adam dedi ki kardeşim dedi bak dedi camlarınızı dedi hafif açın. Arabayı dedi havalandırın. Baş ağrısı dedi yapar. Ya kim açacak arabanın camını? Bende zaten bir kutu parol var. Böyle başım ağrır gibi oluyor, ben parol atıyorum. Başım ağrır gibi oluyor, parol atıyorum. Camı açsak dışarıda zaten tufan, kıyamet, soğuktan eksilerde gidiyoruz. Arabanın motoru bile ısınmıyor. Tüpümüzü aldık. Biraz ısındık. Hatta arkadaş dedi ki kot pantolonun üstündeki dedi buzlar bile dedi böyle eridi dedi. Sırayla geçiyoruz. Ön koltukta duruyor. Sırayla değişiyoruz. Şoför arkaya geçiyor. Arkadaki öne geçiyor. Sobanın başındaki direksiyona geçiyor. Böyle böyle biz gene bir 18 saat yol geldik. En son Bursa'ya girişimizde Oktay arka camdan, camın içinden, ön camla aynı şekilde
buz kazıyordu. Var yani videoları. Ya o şekilde mesela bir Malatya maceramız oldu. Yolda mesela lastiği vardı Allah'tan arabanın. Kar lastikleri vardı şimdi. Ondan yana şeyimiz yoktu da. Mesela çok Audi'dir, BMW'dir. Bir sürü araba soldu gelirken. Ya devam etmeyin diyen petrolcüler oldu. Arabaya gaz alıyoruz. Devam etmeyin, yol kapalıymış. Mehmet sen sür, Allah'ın dediği olur dedi. Ben de bastım gaza. Güzelce geldik kazasız belasız. Ne oldu? Bursa'ya bir 131 daha kazandırmış olduk. Biz yemin ettik Türkiye'deki ne kadar zamanında fabrikadan diğer illere gitmiş 131 varsa hepsini geri getireceğiz abi. Arabacılık ortamının vermiş olduğu avantajlardan biri de şu. Kim ne derse desin başka bir sektörde de yani başka bir branşta tanımam yani. Abi bugün 81 vilayette en az çalacak 40 tane kapım var. Ne sayesinde? Arabalar sayesinde. Ortak payda arabalar. Sosyal medya sayesinde de sürekli irtibatta olduğumuz, sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Biz bir yere araba almaya gidiyoruz. Mesela orada bir arkadaşımız var. Mesela Konya'ya araba almaya geçen 131 almaya gittik. Ne oldu? Kim var Konya'da? Hamza var. Buradan Hamza'ya da selamlarımı söylüyorum. Hemen Hamza'yı aradık. Hamza biz geliyoruz. Yani adamdan önce orada o ille tanıdığımız adam gelip bizi alıyor. Hani biz yabancı olarak değil de sanki oralıymışız gibi gidiyoruz. Ya bu olayını da seviyorum arabacılık ortamını. Aynı şekilde şehir dışından Bursa'ya gelen arkadaşlar da biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Konuşturucu ailesine, izleyenlerine de gerçekten selamlarımı sunuyorum. Abi adamlar çok güzel bir iş yaptılar. Yani bugün arabayla alakası olmayan adam bile İşte ne bileyim YouTube'da keşfetine düştüğü zaman yani adam arabayla alakası yok ya ama şimdi etiketçileri biliyor yani biz dışarı çıktığımız zaman az çok artık son susturucu videolarından sonra mesela böyle yadırganmıyoruz ya bu arasına arma takmış ne alaka demiyor adam biliyor. Bu diyor hani bunlar diyor etiketçiler diyor yani etiketi yakıştırdığı yere takıyor gibi. Kim sayesinde? Son susturucu sayesinde kimsenin hakkını yememek lazım. Gerçekten çok güzel bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Buradan kamera önüne çıkıp anlatan abilerimize, kardeşlerimize, kamera arkasındakilere de tebrik ediyorum. Selamlarımı söylüyorum. Elinize sağlık. Devamında bekliyoruz serilerinizin. Biz de bu şekilde bir şey yaptık. Ya bu da bize bir anı kalsın çoluğumuza, çocuğumuza. Ya bugün varız, yarın yokuz. Ama bugün dediğim gibi anılar kalıyor. 40 sene önceki resimler kalıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kamera arkasındaki arkadaşlarım. Rica ederim. Kendinize iyi bakın.